Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Sizde ölüm alametleri belirdiğinde, vasiyet edeceğiniz sırada, içinizden iki dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz, o iki şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz kesinlikle günahkar oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz. Kıyamet günü Allah hepsini bir araya toplayacak. Dünyada, gündüzün ancak bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. O şekilde ki, sadece birbirlerini görünce tanıyacakları kadar yaşadıklarını sanacaklar. Allah'a kavuşmayı yalan sayıp da, doğru yolu tutmamış olanlar, en büyük kayba uğramışlardır. Onlar ki, melekler canlarını tatlılıkla alırlar. Selam size. Yaptığınız işlerden dolayı buyurun cennet ederler. Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca işte o zaman ya Rabbi der. Ne olur beni dünyaya geri gönderin ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. Hayır hayır. Bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Ahireti inkar edenlerden birine ölüm gelip çatınca işte o zaman ya Rabbi der. Ne olur beni dünyaya geri gönderin ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip iyi işler yapayım. Hayır hayır. Bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler. Onlardan hayatta bıraktığımız kimsenin ise, hilkatini ters yüz ederiz. Hala akıllanmazlar mı? Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra da istikamet üzere, doğru yolda yürüyenler yok mu? İşte onların üzerine melekler inip, hiç endişe etmeyin, hiç üzülmeyin ve size vaad edilen cennetle sevinin, derler. Biz i̇nsana, anne ve babasına güzel muamele etmesini emrettik. Zira, annesi onu, nice zahmetlerle karnında taşımış ve nice güçlüklerle doğurmuştur. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Nihayet insan gücünü kuvvetini bulup daha sonra kırk yaşına girince, Ya Rabbi der, gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevk et.'' senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasip eyle. Rabbim, senin kapına döndüm. Ben sana teslim olanlardanım. Ama eğer ölen kimse, Allah'a yakın olanlardan ise, onun için rahatlık, güzel nasip ve naim cenneti var.'' E ashabı yeminden ise selam sana ashabı yeminden denilecek. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca ya Rabbi az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da Allah vadesi gelen hiçbir kimsenin eceline ertelemez. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Hayır, hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler bunu iyileştiren, kurtaran yok mu der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır. O gün sevkiyat, Doğru Rabbinin divanına olur.